Ben onu sık sık ziyarete gidiyordum, dertleşiyorduk. Aklı hep buradaydı çünkü artık Kent oyuncuları devam etmiyordu. Oyunlar devam etmiyordu. Ve burası bakımsız bir hale gelmişti. Buna çok üzülüyordu hep. İstanbul Belediye Başkanımız ve Kültür Bakanımız da bu konuda hassasiyet gösterdiler. Umarım ciddidir davranışları. Buraya sahip çıkacağız dediler. Onun ruhu böylece huzur bulacaktır diye düşünüyorum. İlk defa bugün o yok. Bu sabahtan beri böyle içim içim kemiriyor. Müthiş bir huzursuzluk var içimde. Ama şimdi mesela isterdim ona gidip, hocam dün akşam oyun oynadık Kentel Tiyatrosu'nu, yeniden açtık sezona. Güzel bir seyirci vardı, güzel bir açılış yaptık. Bundan sonra ben cuma günleri 3 ayrı oyunumu dönüşümlü olarak sezon sonuna kadar sürdürmek istiyorum. Ayrıca bütün tiyatrocu arkadaşlarıma da çağrı yapıyorum. Diyorum gelin burada oynayın. Çünkü biz bir haftada bir gün oynayabiliriz. Başka günler başka yerlerde turnedeyiz, dolaşıyoruz. Burası boş kalmasın. Yani Yıldız Hoca bunu isterdi. Bazı insanlar vardır, yokluklarında gerçek değerleri daha iyi anlaşılır. Yıldız Kenter en azından bizim kuşak için o kategoriye girdi. Belki bizden öncekiler biraz daha onun hak ettiği değeri verdiler. Ben mesela yeterince oyununu izleyemediğim için şu anda çok üzgünüm tabii. Yıldız Kenter Türk tiyatrosunun en ikonik sanatçılarından biriydi. Ve yeni nesil sanatçıların yetişmesinde en büyük adımları attı ve ben daha 15 yaşındayım ama onu tanıyorum ve bu da tiyatronun da ayakta kalmasını, bu oyunların da benim çocuklarımdan